Merhaba arkadaşlar, yeni bir montaj videosuyla daha karşınızdayız. Elektrik kiti uygulamalarına Dadaş Bisiklet'te devam ediyoruz. Zaman zaman karşılaştığımız çift motor uygulamalarından bir tanesiyle de bugün karşı karşıyayız. Böyle bir talep geldi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Uygulama biraz daha teferruatlı olacak önceki montajımıza göre. Montajımızı yapmadan önce ikinci motor bize ne sağlayacak diye düşünen izleyicilerimiz olabilir. İkinci motorumuzla beraber bisikletimiz çok daha kolay ivmelenebilecek, çok daha rahat rampaları çıkabilecek, aynı zamanda çok daha hızlı gitmiş olacak. Arka tekerimizi sökerek montajımıza başladık. Bu bisikletin arka tekerini olduğu gibi ön tekere bağlayacağız, ön tarafa bağlayacağız. Bu yüzden rubleyi sökmemiz gerekiyor. Aynı zamanda milimiz uzun geldiği için ona özel bir işlem uygulayarak maşaya uymasını sağlayacağız. Motorun üzerindeki ruble parçasını, rublenin vidalandığı parçayı şimdi kesmiş olduk. Maşa kalınlığımızın yani mil yuvasının kalınlığı 10 milim geliyor. Aynı zamanda buradaki mili de inceltmemiz gerekecek. Yani motorumuzun üzerindeki mili de inceltmemiz gerekecek. Bunu hafiften tıraşlayarak maşamızı uygun hale getireceğiz. Gayet güzel bir şekilde oturdu milimiz. Yalnız jant akortumuz arkadaki köprüye göre yapıldığı için şu an burada ufak da olsa bir sürtme var. Daha doğru dönmesi ve maşaya göre olması için akort ayarımızı, daha doğrusu çektirme ayarımızı tamamlamış olduk. Bisikletimizin kendi beynini tekrar uzatma kablosu geçirerek ön tekerimize bağlamış olduk. Şimdi burayı kapatıp toparlayabiliriz. Bisikletimizin arka tekerini takmadan önce pillerimizi yerleştirmek ve montajını bitirmek istiyoruz pillerin. Jant tellerimiz uzun geldi. Bu yüzden jant tellerimizin hepsini kısalttık. Bu şekilde pafta yardımıyla 36 telimize de diş açmak durumundayız. Yapıyoruz.
Bisikletimizin zaten kendi bir pedal sensörü vardı. Bunu sola takmayı tercih etmişler. Biz de kendi sensörümüz, yani ikinci motorumuzun sensörünü sağa takmış olduk. Aynı anda iki pedal sensörüyle iki motor da çalışabilir. Arkadaşlar nihayet montajımızı tamamladık. Biraz yorucu ve zaman alan bir işlem oldu. Çünkü iki ayrı elektrik kitinin montajıyla uğraşmak zorunda kaldık. İki motorumuz olduğu için çok fazla kablo var. Bu kabloları toparladıktan sonra bisikletimiz gayet güzel bir görünüme sahip oldu. İsterseniz motorları çalıştırıp test edelim. Arkadaşlar koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz gün montajı yaptığımız gün bisikleti test edememiştik. Bugün bisikletimizi test edip teslim etmeye hazırlıyoruz. Motorumuzun tork kuvvetini ölçebilmek için bir dik rampa bulduk. Yüksekliği biraz fazla, yani eğimi biraz fazla. Sadece ön motora gaz vererek rampayı çıkmaya çalışacağız. Evet, gördüğünüz gibi torku bayağı bir yetersiz geliyor. Şimdi iki motora aynı anda gaz verip torkumuzu bir deneyelim. Torku gerçekten çok iyi. Aynı elektrikli araçlardaki gibi bir anda hızlanabiliyoruz. Gidelim. Çift motor uygulaması bizim için farklı bir uygulamaydı. Yorucu ve zaman alan bir montajdı. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.